Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca danssiz deyin kanda sana ders Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. İkinci dereceden eşitsizliklerde videolarımıza devam ediyoruz. Geçtiği test 13'ü çözeceğiz. Beni söyle başlıyoruz x kare artı 3x artı 2 bölü x eksi 2 küçüktür x eksi 2 bölü x artı 2. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar normalde eşitsizliklerde biz eşitsizliğin bir tarafını sıfırlayıp ondan sonra kökleri bulup tablo yapıp çözüm kümesini bulmamız gerekir. Ama bazı sorularda şıklardan gidebilmek için arkadaşlar şunları da yapabiliriz. Çünkü normalde biz burayı atsak ve denklemin çözüm kümelerini bulmak için köklerini bulmaya çalışsak birazcık zorlanırız. Şimdi bir de şu B şıkkında şunu da düzeltelim arkadaşlar. Şu ifade aslında eksi sonsuzdan bire kadar olacaktır. Şimdi aralıklardan sayı değerleri alıp bunların çözüm kümelerini de bulabiliriz. Mesela örnek verirsek. Mesela x'i eksi 1 alsak eksi 1 acaba bu eşitsizliği sağlar mı? Şimdi x'ini eksi 1 yazdığımız zaman tek tek yazalım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile 3'ü çarparsak eksi 3 artı 2 bölü. x'ini eksi 1 alırsak payda eksi 3 gelecek. Küçüktür. Eksi 1 aldık. Eksi 3 oldu. Alt tarafta yine 1'e eşit. Düzenlediğimiz zaman burası 0 olur. Diğer taraf eksi 3 olacak. Bu eşitsizlik doğru olmadığından demek ki denklemin sağlayan değerlerinden birisi eksi 1 değildir. O zaman aralıkta eksi 1 olan değerleri eleyebiliriz. Şimdi şu ifadede eksili ifade olduğundan dolayı eksi 1 bu aralıkta olduğundan dolayı normalde çözüm kümesi burası olamaz. Yine aynı şekilde eksi 1 bu aralıkta yine var. Bu da olamaz. Başka iksirine eksi 1 aldığımız Dikkat ederseniz başka x'in eksi 1 olduğu bir aralık burada mevcut değil. Şimdi diğerlerini denersek. Mesela bu aralıkta eleyebileceğimiz ne var arkadaşlar? Ee, eksi 3 alalım. Mesela sağlayacak mı? x yerine bir de eksi 3 yazacağız. Eksi 3'ün karesi 9. 3 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 9 artı 2 bölü Eksi 3 aldık burası eksi 5 olacak. Küçük müdür? Eksi 5 olacaktır. Yine pay kısmı eksi 3 aldık paydası ise eksi 1. Düzenlediğimiz zaman burası eksi 2 bölü 5 olur. Küçük müdür? 5 değerinden. Bu doğru olduğundan dolayı demek ki eksi 3 çözüm aralığında olacak. A şıkkında sıfırla 2 eksi 3 olmadığından bu değerde olmayacaktır. Şimdi geriye C ve E seçeneklerimiz kaldı. Burada da aslında birinci kısımları aynı. Sadece birisi 0 ile 1 arasında, diğeri 0 ile 2 arasında. Ayırt edebilmek için birden büyük bir değer alırsak, mesela 3 bölü 2 alıp denersek, eğer tutarsa, bu aralıkta olursa, çözüm kümesini E seçeneği olarak alacağız. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 olur. 3 ile 3 bölü 2'yi çarparsak burası 9 bölü 2 olacak. Artı 2 bölü. Alt taraf ise 3 bölü 2'den 2 çıkartırsak eksi 1 bölü 2 kalır. Küçüktür. 3 bölü 2'den 2 çıkartırsak yine eksi 1 bölü 2 kalacak. 3 bölü 2'ye 2 eklersek 2, 1,5 daha 3,5 olur. Yani 7 bölü 2. Düzenleme işlemini yaparsak şimdi burası şunlar birbirini götürür. Burası eksi 1 bölü 7 olur. Değer ifade ise payda eşitlersek burada şunu 2 ile şunu da 4 ile genişletirsek. Şimdi burası eksi 1 bölü 2 idi. Diğer kısım ise 9 artı 18 artı 8 olacak bölü 4. Ee, şurası 27. 8 eklersek burası 35 bölü 4 olacaktır. 35 bölü 4. Alt tarafı da 2 ile genişletirsek burası da eksi 2 bölü 4. Küçük müdür? Eksi 1 bölü 7'den. Şimdi 4'ler birbirini sadeleştirecek. 35'i eksi 2'ye böldüğümüz zaman burası eksi 17 buçuk. Küçüktür. Eksi 1 bölü 7'den. Bu da doğru olduğundan dolayı aradığımız doğru yanıt edine seçeneği olur kök içerisinde x kare artı 4x 5x eksi 1'den küçük ise bu eşitsizliği sağlayan çözüm kümesi nedir? Şimdi kare kurtulabilmek için her iki tarafın karesini alırsak sol taraftaki ifade kare kurtulur. Burası x kare artı 4x Değer ifade ise tam kare açılımı yapılırsa birincinin karesi 25x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 10x ikincinin karesi yani 1 gelecek. Şu ifadelerin tamamını bu tarafa atarsak 0 küçüktür. Burada 24 tane x kare eksi 14 tane x artı 1 kılacak. Bunu çarpanlarına ayırırsak burayı ben 12x'e 2x diye ayıracağım. Diğer tarafı ise ortadaki ifadenin eksi 14 X çıkabilmesi için eksi 1'e eksi 1 olacak. Buradaki köklerimiz her bir ifadeyi sıfır eşitlersek X dediğimiz ifade 1, 1 bölü 12 gelecek. Bir de X dediğimiz ifade 1 bölü 2. Şimdi X'in tablosunu yaparsak iki tane kökümüz var. Bunlardan birisi 1 bölü 12 daha küçük. Diğeri 1 bölü 2'ye eşit. Eşitsizlikte eşitlik olmadığından kökleri çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz. İşaret olarak 24x karenin önündeki işaret artı olduğundan artı eksi artı diye devam ettik. Sıfırdan büyük olan yerler şuradaki ifadeler ve şuradaki ifadeler olacak. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz lazım. Normalde bizim köklü ifademizin sonucu hiçbir zaman negatif olamaz. Yani bu ifade sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük bir değer olduğundan dolayı ondan büyük olan değer de en kötü sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olacaktır. O zaman 5x eksi 1 de sıfırdan büyük bir değerse x dediğimiz değer de 1 bölü 5'ten büyük bir değer olması gerekir. O yüzden şu sıfırla 1 bölü eksi sonsuzla 1 bölü 12 arasındaki eşitsizlik sağlıyor ama 1 bölü 5'ten büyük olmadığından dolayı buradaki sayıları almayacağız. O zaman bizim çözüm kümemiz aslında 1 bölü 2'den büyük sonsuza kadar giden sayılar olacaktır. O yüzden çözüm kümemiz denizli seçeneği. 3 çarpı x üzeri eksi 1 büyüktür. Eksi parantezinde x eksi 4. Çözüm kümesi nedir? Şimdi bu ifadeyi düzenlersek burası 3 bölü x olacaktır. x üzeri eksi 1'i paydaya attık arkadaşlar. Şurası da eksiği dağıtırsak eksi x artı 4 olur. Şu ifadelerin her birini sol taraf alırsak 3 bölü x artı x eksi 4 büyüktür 0. Şimdi payda eşitleyelim. Şunun altında gizli birler var. İkisini de genişleteceğiz. Şimdi burası bir de düzenli yazarsak x kare eksi 4x artı 3 bölü Ortak paydaları x olacak. Büyüktür 0. Üst tarafı çarpanlarına ayırdığımız zaman burası x eksi 1 ile x eksi 3'ün çarpımı bölü x büyüktür 0. Her bir çarpanı 0 eşitlersek köklerimiz 1 gelecek, 3 gelecek ve 0 gelecek. Şimdi x'in tablosunu yaparsak 3 tane kökümüz küçükten büyüğe doğru 0, 1 ve 3 hiçbiri çözüm kümesine dahil olmayacak. İşaret olarak x karenin önündeki işaret artıydı. Bunun önündeki işaret de artı olduğundan artı ile başladık. Eksi, artı, eksi. Sıfırdan büyük olan yerleri alacağız. Sıfırdan büyük olan yerler sıfırla bir arasında ve üçten büyük sayılar olacaktır. O yüzden doğru cevabımız adına. Bir başka sorumuz. Şimdi arkadaşlar her bir ifadeyi yine çarpanlarına ayırmaya gerek yok. Hepsi zaten çarpım şeklinde yazılmış. Sıfıra eşitleyip bunların köklerini bulacağız. Şimdi birinci ifadeyi sıfıra eşitlersek yani x kare artı 2 tabanı sıfıra eşitlediğimiz zaman karesi eksi 2 olan bir sayı yoktur. O yüzden çözüm kümesi buranın boş küme. Diğer ifadeyi çarpanlarına ayırırsak bunu x'e x artı 6'ya eksi 1 şeklinde ayırabiliriz. Buradan iki tane kök gelecektir. Bunlardan bir tanesi eksi 6. diğer kökümüz 1. x eksi 1'i sıfıra eşlediğimiz zaman diğer kökümüz yine 1 gelir. Aynı kökten iki tane olduğundan dolayı 1 çift katlı kök olacaktır. Şimdi bunları tablomuza yine yerleştireceğiz. İki tane aslında kökümüz var. Bu kökler birisi eksi 6 birisi 1. Yalnız bir çift katlı kök çift çizgi ile gösterdik. Eksi 6 tek katlı kök. Bir de eşitsizlikte eşitlik olduğundan dolayı kökler çözüm kümesine dahil olacak. O yüzden işlerini boyadık. İşaret olarak bakarsak kareli ifadenin işareti artıdır. X kareli ifadenin işareti artı ve x eksi 1'deki x'in önündeki işaret de artı olduğundan artı ile başlarsak çift katlı köklerde işaret değişmiyor. Artı tek katı kökle. tekrar işaret değişti eksi. Şimdi biz sıfırdan küçük olan yerleri arıyoruz. Sıfırdan küçük olan yerler şuradaki aralık olacaktır. Yalnız bu aralıkta kaç tane pozitif tam sayı vardır diye soruyor. Bizim aralığımız negatif aralık olduğu için bu aralıkta hiçbir pozitif sayımız yoktur. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir yer var. O da köklerin durumu. Bir dediğimiz kök hem pozitif hem de eşitliği sağladığından dolayı tek bir kök vardır. O da arkadaşlar 1'dir. Son sorumuz arkadaşlar. Eksi x büyük eşit 1 bölü x ise bu eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Şimdi eşitsizlikleri çözerken eşitsizliğin bir tarafını sıfırlıyorduk. Biz de sol tarafı sıfırlarsak. Eksi x'i diğer tarafa attık. 0 büyük eşit x artı 1 bölü x olacak. Şimdi burada payda eşitlersek bunun altında gizli 1 var. Bunu x ile genişleteceğim. 0 büyük eşit. Burası x kare artı 1 bölü x olacak. Payı 0 eşitlersek yani x kare artı 1'i 0 eşitlediğimiz zaman karesi eksi 1 olan bir sayı olmadığından buradan normalde çözüm kümemiz boş küme yani kök gelmeyecek. Bir de paydayı 0 eşitleyeceğiz. Paydayı 0 eşitlediğimiz zaman bulduğumuz tek kök o da 0 olacak. Şimdi bunun tablosunu yaparsak, x'in tablosunu. Elimizde bir tane kök var o da sıfır. Eşitsizlikte eşitlik var ama paydayı sıfır yapan değer olduğundan dolayı çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz. İşaret olarak x karenin öndeki işaret artı, x'in öndeki işaret artı, artıların oranı da artı olacak. O zaman artı ile başladık, kök gördük, eksi ile devam edeceğiz. Peki aradığımız eşitsizlik kümesi arkadaşlar sıfır eşittir ve sıfırdan küçük olan yerler olduğundan dolayı şuradaki aralık olacaktır. Burası da eksi sonsuzla sıfır arasındaki sayılar yani çözüm kümemiz arkadaşlar denizli seçeneği olur. Evet arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Eşitsizliklerle ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.